Nihayet aşı için geri sayacağımız günlere geldik. 8 gün sonra Türkiye'de ilk aşılama başlayacak. Dün toplanan bilim kurulu aşılama grupları ile ilgili bir planlama, bir takvim çalıştı. Ve aşılanacakları toplam 4 gruba ayırdı. Çin aşısı 11 Aralık itibariyle önce sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstüne uygulanacak. Sonraki aşamada aşılanacak grupları ve meslekleri birazdan aktaracağız. Dünyadan aşı ile ilgili son gelişmeleri de paylaşacağız ama... Ana habere bugünün karnesiyle başlayalım. Karnede bugün yine bir rekor var. Can kaybında değil ama vaka sayısında. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre 32.381 kişinin testi pozitif çıktı son 24 saatte. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 187. Bugün öne çıkan başka gelişmeleri de var. Ana habere başlıyoruz. Salgınla aşı ile ilgili haberlerimiz var ama bugün öğle vakti Kahramanmaraş'tan gelen haberle başlayalım. Polis cinayetten aranan zanlıyı yakalamak için bir otele operasyon yaptı. Fakat zanlı polise ateş açarak karşılık verdi. Çıkan çatışmada iki polis yaralandı. Ne yazık ki biri, Barış Göl, kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırgan kaçmayı denedi. Denedi ama av malzemesi satan bir dükkanda mermi alırken yakalandı. Bir de asker şehit oldu bugün. Zeytindalı bölgesinde terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin sızma girişiminden sonra çıkan çatışmada 6 terörist de etkisiz hale getirildi. Ordu Katar'a satılmış polemiği hala siyasetin bir numaralı gündemi. Bu konuda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert eleştiriler yöneltti. Hemen sonra da ana muhalefet partisinin tank palet fabrikası eleştirilerine yanıt verdi. Aynı konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yeni açıklama var. Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in tartışmaya katılmasını eleştirdi. Yaklaşık 45 dakika sonra yine sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gördüğümüz bir noktadayız. İstanbullular yine kısıtlama öncesinde sokakları boşaltma telaşında, bunu izleyip görebiliyoruz. Bugünse İstanbul'un en kalabalık yerine, İstiklal Caddesi'ne gidenler hemen caddeye giremedi. Giriş ve çıkışta eğer o sırada cadde kalabalıksa bekletildiler. Girdiklerinde de sağdan yürümek zorunda kaldılar. Çünkü yeni kurallar böyle. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın inşaatı 23 yıl süren yeni binası açıldı. Bugünkü açılış için düzenlenen konsere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Enflasyon 2020'nin bitmesine bir ay kala yılın zirvesini gördü. Yıllık enflasyon %14'ü aştı. Gıda fiyatları %21 artarken Kasım ayının zam şampiyonu da domates oldu. Memur ve emekliler içinse şimdiden 3 puana yakın zam farkı oluştu. Dünyada can kaybı 1,5 milyonu aştı fakat aşı karşıtları dünyanın her yerinde. Anketler Amerikalıların geliştirilen koronavirüs aşısına güvenmediğini ve aşı yaptırmaktan kaçındığını gösteriyor. Bu nedenle de aşı kampanyaları arttı. Hatta eski başkanlar Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton halkı aşıya teşvik etmek için kameraların önüne geçip aşı yaptıracaklarını açıkladılar. Türkiye'nin sipariş ettiği CoronaVac isimli Çin aşısı Türkiye'de de klinik denemelerine devam ediyor. Çin'de sağlık otoritelerinin bu aşıyla ilgili paylaştığı bilgiler umut verici. Pekin'den gazeteci Perihan Sungur, Çin aşısıyla ilgili Çinli yetkililerin verdiği bilgileri anlattı. Bundan tam bir yıl önceydi. Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir eve gireceği sırada kendisini takip eden Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Ceren vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. İngiltere'de yaşayan Zübeyde Kocaman 4 yıldır kızını görmüyor. Şanlıurfa'daki babası tarafından alıkoyulan çocuk 2 ay önce kendisini almaya giden jandarma ekiplerinden de kaçırılmıştı. Ve acılı anne umutla kızına kavuşacağı günü bekliyor. Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile konuştuk. Engelin bedende olmadığını vurguladı 17 yaşındaki sporcu. Paralimpik oyunlarındaki hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. Ana haber tüp bebek tedavisindeki yeni bir rekorun haberiyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın tam 27 yıl önce dondurulmuş bir embriyo kullanarak bebek sahibi oldu. Amerikalı çift
3 yıl önce de, 24 yıl önce dondurulmuş bir başka embriyo kullanarak çocuk sahibi olarak tarihe geçmişti. Aile bu. Rusya'da aşırı soğuklar sebebiyle dikey ışık sütunları ortaya çıktı. Ender görülen bu doğa olayı eşsiz bir manzara oluşturdu. Bu görüntülerle NTV'de ana haber bültenini burada noktalıyoruz efendim. Birazdan saat 21 olduğunda hayatın senin elinde başlayacak. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ve Melda Yücel Koca hep karşınızda olacak. İyi akşamlar.